Merhaba, ben TürkNet'ten Serap. Bugün size yeni Zyxel modemimizin kurulumunu anlatacağım. Modem kurulumuna başlamadan önce kablo bağlantılarının doğru olduğundan emin olun. Kurulum yapabilmek için modem arayüzünüzü kullanıyoruz. Bu arayüzde internet tarayıcınızın arama çubuğuna 192.168.1.1 yazarak ulaşabilirsiniz. Açılan sayfada sisteme giriş için bir kullanıcı adı ve parola gerekecektir. Bu kullanıcı adı ve parola modeminizin arka yüzünde bulunmaktadır. Eğer daha önce bir şifre oluşturulduğu için giriş yapamıyorsanız, modeminizin arka tarafında bulunan reset tuşuna 10 saniye basın ve bırakın. Bu işlemi yaptığınız zaman modeminiz fabrika ayarlarına geri dönecektir. Böylece kurulum işlemine devam edebilirsiniz. Parolayı yazdıktan sonra yeni bir şifre oluşturma sayfası gelir. Yeni bir şifre oluşturarak modeminizi kullanabilir ya da vazgeç butonuna tıklayarak devam edebilirsiniz. Modem arayüzüne ulaştınız. Modem ayarlarınızı yapılandırmak için sağ tarafta yer alan menü ikonuna tıklayın. Açılan menüden Network Settings seçeneğini seçtikten sonra bir alt menü daha açılacak. Bu alt menüden de Broadband seçeneğini tıklayarak modem kurulumu yapacağınız sayfaya ulaşabilirsiniz. Bu ekranda hangi interneti kullanıyorsanız onu seçerek devam etmeniz gerekiyor. Hangi seçeneği seçerseniz seçin, yapacağınız işlemler tamamen aynı. Sadece farklı kullanıcı adı ve şifre girmeniz gerekir. Kullanıcı adı ve şifrenizi size ilettiğimiz SMS'te bulabilirsiniz. Kullanıcı adınızı yazarken sonunda @türk.net yazdığından emin olun. Sayfanın en altında yer alan Apply, Uygula butonuna tıklayarak ayarlarınızı kaydedin. Kablosuzluğa ayarlarınızı yapmak için sayfanın sağ tarafında bulunan menü ikonuna tıklayarak açılan menüde sırasıyla Network Settings ve ardından Wireless seçeneğini tıklayın. Kablosuz ağ ismi adına dilediğiniz ismi yazabilirsiniz. Hemen aşağısına yer alan otomatik anahtar oluşturmayı aktifleştir kutucuğundaki işareti kaldırın. Ardından Password bölümünde ise kablosuz ağınıza vermek istediğiniz şifreyi girin ve bir yere not etmeyi unutmayın. Ardından sayfanın en altında yer alan Apply, Uygula butonuna tıklayarak ayarlarınızı kaydedin. Bu işlemden sonra tüm modem ayarlarınız tamamlandı. İnternetinizi keyifle kullanabilirsiniz.